Sen beni mi izliyorsun? Keşfediyordum diyelim. Hoşuna gittin peki? Bayıldım. Çok güzelsin. Mavi. Hı? Hazır değilsen söyle. Buradır, boş ver. Ana. Kavruk arıyor, hem de görüntülü. Kavruk, yok artık. Kavruk neden beni görüntülü arıyor ki? Benim ben Mavi, Melek. Melek. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şu anne kız grupları var ya hani, gideceğiz demiştik. Ne zaman gideceğiz Mavi? Benim evde canım çok sıkılıyor. Çok haklısın bebeğim. Tamam, ben bugün o zaman bir araştırayım. Sonra kaydımızı yaptırır gideriz, tamam mı? Mavi. Hı. Ben sana bir şey diyeceğim, kızmazsan. Kızmam, neden kızayım? Sen rahat rahat ne istiyorsan söyle. Dinliyorum ben seni. Biz orada o çocukların olduğu yere gideceğiz ya. Hı hı. Ben sana orada anne diyebilir miyim? Tabii kızmazsan. Tatlım, ben neden kızayım? Ben çok mutlu olurum. Annem olmadığını öğrenince kötü davranıyorlar bana. Çünkü tek benim annem yok. Ben senin annen olurum Melek'ciğim. Eğer istersen. Teşekkür ederim Mavi'ciğim. Öpüyorum seni. Ben de seni çok öpüyorum canım. Günün çok güzel geçsin. Seni de Mavi'ciğim. Öpüyorum. Beni sormadı ya. Kıskanç mısın sen? Abi sen nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum ya. Bazı şeylerin teşekkürü yoktur. Ama hakikaten bir okul işini çözmek gerekiyor. Yani gidip bir kaydını yenilemek lazım. Meleğin çocuklarla olması gerekiyor biraz. Ya bu okul işinde ne yapacağımı bilmiyorum ki. Melek okuma yazma yurt dışında öğrendiği için Türkçesi zayıf. O yüzden okula gitmek istemiyor. Ben yardım ederim ona. Durumumuzu okula anlatırız. Özel ilgi isteriz biraz. Hallederiz. Sen çok yoğunsun, bu işleri benim halletmem ister misin? İsterim tabii ki. Ya, bana bu duruma en çok Melek muhalefet eder diye düşünmüştüm ama pek öyle olmayacak gibi. Valla orası belli olmaz. Melek beni benimsemeye başladı ama babasını kimseyle paylaşmak istemiyor. Sen halledersin. Halledersin benim akıllı karım. Halledersin. Acıktın mı? Acıktım. Tamam. Tabii acıktım. Biz de insanız sonuçta. İhtiyaçlarımız var ya. Yani.